Değerli meslektaşlarım, müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip, müezzin ve diğer ünvanlarda görev yapan kıymetli hocalarım. Bugün bütün insanlık ve ülkemiz COVID-19 salgını sebebiyle zor zamanlardan ve çetin sınavlardan geçmektedir. Bu bağlamda kendilerini korumak amacıyla 65 ve üstü yaşlılarımızın, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yetkili mercilerce sınırlandırılmıştır. Sizler de biliyorsunuz ki bizim inancımıza, medeniyetimize ve ahlakımıza göre yaşlılarımız tecrübe çınarlarımızdır. Dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilelerimizdir. Onların ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini ve dualarını almak her mümin için büyük bir fazilettir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yaşlılarımıza hizmet etmeyi emretmekte, Peygamber Efendimiz de pek çok hadisi şerifinde onlara yardım ve hürmet etmenin ahlaki değerini ve ahiretteki büyük mükafatını bizlere bildirmektedir. Dolayısıyla şimdi bu yüce ahlakı ve sonsuz merhameti hayatın her alanına taşımanın vaktidir. Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kur'an'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım, durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım. Kur'an-ı Kerim tilavetlerimiz, dualarımız ve nasihatlerimiz ile milletimize daima umut, sabır, huzur, sükunet ve tevekkül aşılayalım. Değerli kardeşlerim, elbette bu zor zamanlar geçecektir. Ancak asaletle, faziletle, samimiyetle sınavı geçenlerin güzel amelleri ve Rabbimiz katındaki mükafatı baki kalacaktır. Bu doğrultuda gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.